Günaydın arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün okula gideceğim, yani sonunda o kadar mutluyum ki size de bugünü çekeyim dedim. Bugün Perşembe 2 Mayıs. Aslında pazartesi salı da okulum vardı ama salı 3'te bütüm olduğu için biliyorsunuz ki ben de okula gitmeyip ders çalışmıştım ama bugün Perşembe. Çarşambaları zaten bizim okul olmuyor, zaten dün de 1 Mayıs'tı. Bugün de okul var, onun için okula gideyim dedim. Ve size çekeceğim. Şimdi kahvaltımı hazırlıyorum ve böyle hızlı olmam gerekiyor. Dün 12'de yattım ve 7.30'da kalktım. Aslında 6.30'da kalkmakta hedefim. 8 çeyrek gibi falan da çıkmam gerekiyor. Şimdi şöyle bir avokado, üstüne de haşlanmış yumurta koydum. Yanımda da kahve götüreceğim. Şurada filtre kahvem demleniyor. Şu an gözükmüyor galiba. Ondan sonra hazırlanıp çantamı hazırlayıp çıkacağım. Bugün işte 9-12 arası dersim var. 12'de de mentörlük görüşmem var. Böyle bir gün olacak. Sanırım 2'de de ders var ama ondan pek emin değilim. Hep birlikte göreceğiz. Hepinize iyi seyirler. Videoma hoş geldiniz. Çıktım şimdi evden ama yani birazcık geç kaldım. Umarım hoca 9.30'da başlar. 9.30'da başlarsa çok rahat yetişirim. Ama başlamazsa bir 15 dakika falan geç kalacağım. Metroların gelme durumuna da bağlı ama neyse. Of. Hava arkadaşlar, İstanbul'u o kadar sinirimi bozuyor. Yani sinirimi bozmuyorum yani, buna şükür de en azından yağmur yağmıyor. Böyle bulutlu kaç gündür böyle çok karanlık bir hava var. Neyse, bugün gerçekten tabletimin şarjını yanıma aldım. Çünkü tabletimi bayağı kullanacağım bir gün olacak. Şimdi iki gün gidemediğim slaytları da arkadaşlarımdan alacağım. İnşallah bu kurulu böyle günü gününe çalışmak istiyorum. Az önce biriyle göz göze geldim ama asla utanmadım. Çünkü ben 1404 aboneli bir YouTube kanalıyım. 2000'e de yani 600 kişi falan kaldı. Az değil tabii ki de ama hemen böyle 2000 abone falan olmak istiyorum. Çünkü seviyorum yani. Burada kurduğum arkadaşlıkları seviyorum. Anılarımı çekmeyi seviyorum. Ay neyse, çok konuştum ya. Hadi gittim. Sabahtan beri size hiç konuşamadım. Ay keşke kaloriferler yansaydı. Neyse, sabah bu arada hani demiştim ya, inşallah ders 9.30'dadır ve yetişebilirim diye. Ders 9.30'daydı ve yetiştim. Bayağı, hatta 15 dakika falan erken geldim. İyi oldu. Ve ders çok keyifliydi. Hocayı da çok sevdim. Böyle dinledim falan. Tek başımaydım ama arkadaşım yoktu. Ama yine de güzeldi. Böyle romantize ediyorum. Çok hoşuma gitti. Böyle okulda tek başıma olmak veya böyle derse falan gibi uzun zamana girmediğim için. Ondan sevindim. Mutlu hissediyorum yani. Sonra öğlen yemek yedim. Yemek bayağı güzeldi. Kuru köfte vardı, karışık kızartma, mercimek çorbası, bir de baklava vardı ama baklava almadım. Ki zaten baklava çok sevmem. Bir de diyetteyim biliyorsunuz ki. Onun dışında bir dakika, şöyle insanlar gibi utandım. Tamam, insanlar gitti. Bir tık utandım. Ondan hemen videoyu kapattım. Neyse. Sonra 12'de de mentörlük görüşmem vardı. Yarım saat o sürdü. Güzel, keyifli bir sohbetti. Böyle bir tık kendimi bir konuda, tarih konusunda ilerletmek istiyorum. Şöyle, ben lisede tarih, coğrafya, zaten sayısalcıyım, hiç sevmem. Hiç de iyi olan derslerim olmadı ikisi de. Ama tarihe bir merak salmak istiyorum yani. Bunu bilinçli olarak yapmak istiyorum. Bakalım, eğer aranızda tarihe meraklılar varsa öneri kitaplarınız falan alabilirim. Neyse, şimdi 1,5 saat var daha derse. Ben de kütüphaneye gideceğim. Hem edit yapacağım hem de birazcık ders bakacağım. Belki kitap okurum.
ne diyordum en son? İşte derse 1,5 saat var, kütüphaneye gideceğim demiştim ama kütüphaneye gitmedim. Şimdi kantinden cappuccino aldım. Bu arada bizim bazı kantinlerde makine kahvesi var, bazı kantinlerde barista kahvesi var ve şimdi baristanın cappuccino'sunu aldım ve aşırı güzel. Bardaktan içmek istemediğim için bugün yanımda filtre kahve getirmiştim. Termosumu boşaltacağım ve dışarıda oturacağım böyle kahvem bitene kadar. Ondan sonra geçerim diye düşündüm kütüphaneye. Böyle buradan Güllü Bahçe'de birazcık tadını çıkarıyorum okulun. Arkada birlikte olacağız. Sizinle çok uzun zaman oldu diye hatırlıyorum. Yani bir ilk aklımıza gelen, geçen sene de birlikte kurulda gördük. Nedir bunlar? Evet dostlar, şimdilik ben Üsküdar'a geldim. Dersten sonra Sueda ile buluşalım dedik. Sueda'nın biraz işi vardı kulüple alakalı Eminönü'nde. Onu bekledim biraz Üsküdar'da. Sonra dedi o sen beni yemeğe bekleme dedi. Yemeğimi yedim ve hayatımda yediğim, yani dışarıda yediğim en iyi salatayı yedim. Tavuk Dünyası'nın Şefin Salatası diye bir salatası. Eğer bir gün canınız dışarıda salata yemek istediğinde kesinlikle deneyin. Yani içinde mantar, arpacık soğanı ve tavuk vardı ama mükemmel bir şeydi arkadaşlar. Yani böyle bir şey çok güzeldi tadı. Yani kesin yiyeyim. Ben artık dışarı salata yiyeceğim de direkt Tavuk Dünyası'na gideceğim ve onu yiyeceğim. Ben dışarıdaki salataları pek sevmiyorum ama bu bayağı iyiydi. İyi oldu. Şimdi Süreda'yı bekliyorum. O Marmara'ya binecekmiş. Sonra onunla birlikte bir sanırım AVM'ye gideceğiz. O kıyafet bakacak. Ya da kahve içebiliriz. Bilmiyorum. Akşam da inşallah Hayat'la spora gideceğiz ve onda da Yıpsan toplantısı var. Bu arada okul bugün o kadar güzeldi ki, yani öğleden sonraki derste de çok güzel anlattı hoca ve full odak dinledim. Çok mutlu oldum yani böyle iyi ders dinleyebildiğimiz için. Hocalarımız çok iyiydi zaten. Böyle notlar falan aldım, gösterdim size de. İyi oldu yani. Yarın ama yarın da okul var ama kulübümün bir fotoğraf çekimi var. Onun için yarın okulda da derse gidemeyeceğim. Neyse haftaya giderim inşallah diye düşünüyorum. Öyle. Evet arkadaşlar, biz şimdi Üsküdar'daki Nev Çarşı AVM'sine geldik. Sayıdan'la göz göze geldik. Bizim pazartesi günü kulüp olarak saha çalışmamız var. Akılcı bitki kullanımı üzerinden bir stand açacağız okuldaki arkadaşlarımızla havuzlu bahçede. Onun için böyle stickerler çıkarttık eczacılıkla alakalı. Çok tatlı gözüküyorlar. Böyle. Evet, şimdi Sueda acıktığı için dürümle yiyecek. Ben zaten evet, size anlattım dünyanın en güzel salatasını yedim diye. Öyle, Sueda bu arada bugün bunları çıkarttı. Ondan bence çok güzel oldular. Çok güzel oldular ya. Aşırı güzel oldular. Pazartesi günü standımıza gelirseniz size güzel yarışmalar falan yapacağız. Haberiniz olsun. Günaydın arkadaşlar. Bu yeni bir video falan değil. Zaten biliyorsunuz videonun sonuna koydum. Sadece kapanış konuşması yapmak için gelmiştim. O günün akşamını çekemedim. O gün akşam bayağı üzüldüm ama sonradan her şeyi hallettim. Şu an iyiyim yani, merak etmeyin. Bugün pazar dediğim gibi. Perşembe günü gitmiştim okula. Cuma, cumartesi 2 gün geçti. Perşembe günüm sabah okula gittiğim çok güzeldi. Şimdi bu hafta da okul var ve çok mutluyum okul olduğu için. Umarım yine böyle perşembe günü nasıl romantize ettiysem okula gitmemi, diğer günleri de böyle romantize edebilirim. Bir tık da ders çalışacağım inşallah. Çünkü 16'sında modül 1 sınavı var bu kurulun. Böyle zaten bu kurul o kadar yine uzun ki, önceki kurul gibi, hani büte kaldığım kurul gibi, o kadar uzun bir zamanda ki okul ne zaman biteceği bile belli değil. Son ders tarihi belli ama sınavlar daha belli değil. Kurban Bayramı'ndan sonra bile geri döneceğim yani İstanbul'a, bilmiyorum. Neyse, şimdi bu videoyu kapatayım dedim. Ama sizden bir ricam var. Video fikirlerinizi hep bekliyorum diyorum ama hiç video fikirlerinizi belirtmiyorsunuz. Sizce şu anda çektiğim vlogları seviyor musunuz? Böyle birkaç günlük mü vlog çekeyim? Tek günlük vlog çektiğimde bazen biraz kısa olabiliyor. Bu video mesela biraz kısa olabilir. Birkaç günlük mü video çekeyim? Haftalık vlog mu çekeyim? Yoksa başka video fikirleriniz varsa ne çekebilirim, her zaman bekliyorum. Diyet shortslarıma çok devam edemiyorum. Çünkü bilmiyorum yani, diyet shortslarıma bir türlü devam edemiyorum. Ama sanırım ona böyle uzun videolardan devam edeceğim diye düşünüyorum. Yani size söylerim, buradan güncellerim kaç kilo oldum veya şu an nasıl gidiyor yemem diye. Ama onun dışında belki bazen de shorts çekebilirim. Soru cevap videosu olur. Soru cevap videosu için bir tık bekliyorum aslında. Hem Instagram hesabımdaki, o dediğim hesaptaki takipçi sayım artsın, oradan soru cevap sorayım diye. Ve YouTube'da sorayım mı soruları topluluk kısmında, onu düşündüm. Belki sorarım. Neyse, bugün yine Hayat'la spora gideceğiz. Dün de gittik. Bugün de gideceğiz. Ondan sonra dışarı çıkarım diye düşünüyorum.
Hava yine o kadar kötü ki bir haftadır İstanbul'da kara bulutlar bağladı ve gitmiyorlar asla. Güneş doğru düzgün gözükmüyor. Ya bugün açık gözüküyordu ama yine şu an bulutlu. İnşallah hava açar yani. Neyse, diğer videolarımda görüşürüz. Umarım bu videoyu da keyifle izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.